Herkese yeni bir vlogtan selamlar. Bugün kapakta da gördüğünüz üzere Bodrum'a gidiyoruz. Hafta sonu tatili yapacağız Bodrum'da. Tam sezon başındayken ve fiyatlar tam olarak artmamışken hep beraber Bodrum'u gezelim istedim. Şu an Sabiha Gökçen'e doğru gidiyoruz. Uçağımız saat 9.30 civarında. Şu an aşırı güneş geliyor. O zaman havalimanında görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ramazan ilk defa uçağa binecek. Görüşürüz. Buradan Karadağ vlog'a gönderme yaptık. Onu da şuradan bir yerden izleyebilirsiniz. Arkadaşlar biz Milas'a geldik. Sonra bir araba kiraladık. Yani tam arabaya benzin aldım ve hani biz geldik Bodrum'a falan diye bir konuşma yapayım dedim. Benzini aldık, benzin istasyonundan çıktık. Araba elektrik kesti. Yani şu an yol kenarına zor çektim. Zaten gaz falan işte basmıyor. Yol kenarına çektik ve araba sıfır bu arada. Hani böyle eski falan da değil yani. Çok düşük bir kilometrede falan. Şu an yol kenarında oturuyor. Ya şaka gibi ya, şok içinde yani çıktık, müziğimizi ayarladık, tam böyle müzik dinleyeceğiz ve otele doğru gideceğiz dedik. Yol kenarında kaldık yani, şu an şok içindeyim. Dörtlüyü açtık, şimdi firmayla tekrar görüştüm. Yanımıza birini yönlendirdiler, onları bekliyoruz. Bakalım ne olacak, gerçekten çok garip yani, hani aküde büyük ihtimalle sorun var. Bakalım ne olacak, yeni bir araç verirler diye düşünüyorum. Haberdar edeceğim sizde. Arkadaşlar şimdi geldiler, baktılar. Problem aküde değil büyük ihtimalle. Çünkü kablo bağladılar, o da işe yaramadı. Sonra dediler ki siz araçta bekleyin, biz size yeni bir araç göndereceğiz dediler. Biz şu an araçta bekliyoruz. İnşallah yeni araç gelir. Çok sinirim bozuldu ya. Bir de benzin attık içine, onu da sonradan iade edecekler. Niye sonradan iade edecekler? Ben öndeyim istiyorum. Benim benzinimi karşılayın. Bilmiyorum şu an ne olacak. Şu an bekliyoruz. İnşallah çok kısa bir sürede gelirler. Bir de onları bekleyeceğiz ya. Klima falan zaten hiçbir şey çalışmıyor. Yanıyoruz araba içinde. Biz şu an arabayı aldık. Yani yeni bir araç getirdiler. Ona bindik ve gidiyoruz. Otelden de aradılar. Sizinle özel olarak ilgilenmek istiyorum. O yüzden sizi bekliyorum falan dedim. Bir şaşırdık açıkçası yani. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Hatta bir standart oda almıştık. Bize deniz manzaralı oda vereceklermiş. Şimdi otele doğru gidiyoruz. Sonrasında bir duş alıp biraz dinlenip otelden çıkıp gezmeyi planlıyorum. Çünkü saat şu an 12. Ve bence gezilecek çok zamanımız var. O yüzden bugün değerlendirip gezeceğiz. Otelde görüşürüz. Hoşçakalın. Arkadaşlar biz otele gittik. Sonrasında oranın görevlisi çok sağ olsun. Gerçekten böyle iyi bir şey yaptı bizim için. Dedi ki siz standart oda tutmuşsunuz ve oda yola bakıyor. Ben sizin için deniz manzaralı odayı vermek istiyorum dedi. Biz bayağı şaşırdık bu arada. Hani hiçbir ücret farkı falan da istemedi. Gerçekten çok iyi niyetli yani. Ama dedi onun için saat 3'te gelmeniz lazım. Çünkü orayı temizleteceğim dedi. Ben de dedim problem değil. Biz o sürede gezelim. Biz de şimdi çıktık otelden. Merkezinde geziyoruz. Bir yemek yiyeceğiz. Bir Bodrum Kalesi'ne falan gideceğiz. Sonrasında otele döneceğiz. O şekilde akşam tekrar çıkacağız yani. Şimdi Bodrum Kalesi ve yemek yiyeceğimiz yerleri göstereceğim. Hadi hoşçakalın. Selam arkadaşlar, şu anda Bodrum'un çarşısında geziyoruz. Bakalım Bodrum'un çarşısı nasılmış, bizim çarşılara benziyor mu? Yani benim şu an ilk gördüğüm şey rengi benzemiyor. Bir şey söyleyeyim. Hayır, burası beyaz, daha yeşil. Tabii canım, Bodrum için. Bodrum için genel... çok fazla bir şey değil mi bitişiyor? Değil, ne kadar? 6 euro ne kadar? 30'a çarp. 180 yapar. Böyle bir de yanlış hesaplıyormuşum. Linçleniyorum. Şimdi çarşıyı gezelim. Bakalım Bodrum çarşısı nasılmış. Turn on light, say my name.
Neyse biz şimdi otele dönüyoruz. Artık otele giriş yapmak istiyorum çünkü bir duş falan alalım. Buraya gece tekrar geleceğiz. Yani gecesi daha güzel olur gibi görünüyor. Sanki herkes akşama hazırlık yapıyor gibi yani hatta. O yüzden şimdi otele gidiyoruz. Otel odasında görüşürüz. Arkadaşlar biz odaya geldik. Odamız böyle minimal bir oda. Böyle çok lüks bir odada. En güzel yanı da bize hediye edilen manzarası. Böyle bir manzaramız var. Bizim için en avantajlı kısmı fiyatı. Çünkü biz buraya 2 kişi 2 gece için sadece 1600 lira ödedik toplam fiyat. Yani kişi başı 800 liraya böyle bir odada kalmış oluyoruz. Bodrum'da bence çok uygun bir fiyat. Yani asla böyle bir fiyata bulamayız. Hatta bunun içerisine açık büfe kahvaltı da dahil. Tam sezon başındayız. Hatta insanlar denize girmeye başlamış. Az önce buranın müdürü de siz de denize bekliyoruz. Akşama doğru da kaleyi gezmeye gideceğiz diye düşünüyorum. Şimdi biz birazcık istirahat edelim. Sonrasında görüşmek üzere. Arkadaşlar biz bir yorulmuşuz. Yani o kadar uyumuşuz ki sabah 6'da uyandık diye çok yorulmuşuz yani. Geldik bir duş falan aldık, sonra 2-3 saat uyuduk. Şu an saat 8'e geliyor. Ben dedim ki hazırlanalım ve artık Bodrum'u gezelim, birazcık da gecesine bakalım. O yüzden şimdi hazırlandık. Şimdi dışarıya doğru çıkıyoruz. İlk önce bir sahile ineceğiz. Sonrasında kaleye doğru gideceğiz. Oralara bakacağız. Bakalım Bodrum'un akşamları nasılmış. Yan tarafta falan bayağı club falan var. Müzik çalıyor. Ben de aşağıdan restorandan çalıyorlar zannettim. Aslında restorandan değilmiş. Bayağı yan taraftaki clublar açılmış. Oradan müzik sesi geliyormuş. Sahile doğru gideceğiz. Şimdi kadilli linçleyelim. Sabahtan beri köylü gibi elinle yedin yedin. Şimdi çatal bıçak mı kullanıyorsun? Arkadaşlar biz şimdi pizzayı yediğimiz yerden çıktık. Aslında orada konuşacaktım ama biraz kalabalık. Bence pizzaları çok güzeldi. Yani ben 10'da 9 derim. Sen kaç diyorsun? 10'da 9 pizzası var net. Yani kesinlikle öneririm. Biz yanına da Bodrum diye bir salata aldık. Rokalı falan ama ben parmesanı bir kez daha sevmediğimi buradan anladım yani. Ama parmesan falan seviyorsanız da bence güzel. Fiyat olarak da bence birçok yere göre uygun. Bir büyük boy margarita 170 lira. Ve bir büyük boyla aslında iki kişi bence doyar. Biz birazcık aç olduğumuz için birer tane zorla yedik yani. Çok gürültülü bir yerden geçeceğiz. Biz şimdi gezmeye devam ediyoruz burayı. Biraz daha gezince belki bir yerde bir kahve içeriz. Sonrasında da zaten döneceğiz. Biz şimdi arabaya doğru gidiyoruz. Biraz kahve falan içtik. Aslında yorulmadık. Bence gezebiliriz de. Ramazan bir tık hasta. O yüzden dinlenmesi lazım ki yarın daha çok gezebilelim. Büyük ihtimalle yarın sabah görüşeceğiz sizinle. Herkese günaydın. Bugün gezecek çok fazla yer var. Saat şu an sabah 8 falan. Kahvaltı yapmaya ineceğiz biraz daha aşağıya. Kahvaltıdan sonra da gezecek dediğim gibi bir sürü yer var. Gezmeye başlayacağız. Kahvaltıda o zaman görüşürüz ama şu manzaraya bir baksanıza. Arkadaşlar biz şimdi evden çıktık ve gezmeye gidiyoruz tabii ki. Saat şu an 11. Bodrum'u gezmeye devam edeceğiz. İlk önce Bodrum'da yel değirmenleri varmış ve çok bilindik bir yermiş. Hani buradan birkaç kişiye de sorduk. Bize oraya gidin gezin. Oralar çok güzel yerler dediler. Oraya gideceğiz. Sonrasında kaleyi gezemedik bir türlü. Çünkü saati bir türlü tutturamıyoruz ve kaleye gideceğiz yine. Kaleyi gezdikten sonra da artık Bodrum'un olmazsa olmazı. Ne yapacağız Ramazan'a sen söyle. Denize gireceğiz. Şimdi arabaya doğru gidiyoruz. Tabii Ramazan düşmeden yürüyebilirse. Bodrum bence gerçekten güzel bir yer. Tatil için kesinlikle gelinebilecek bir yer. Bir sürü aktivite var. Biz henüz sezon başında olmamıza rağmen hoş bir yer. Yani yaz tatili için düşünebileceğiniz bir yer. Şunu da belirtmek istiyorum. Bodrum söylenildiği kadar işte böyle 5000 liraya bir lahmacun falan gibi bir şeyi yok. Yani varsa da biz öyle bir yerde yemedik ama bir sürü mekan gezdik. Zaten mekanların önünde fiyatları yazılıyor. Belki o dedikleri lahmacun fiyatları falan daha böyle lüks otellerin olduğu bölgelerdedir diye düşünüyorum. Mikrofonu kapatıyorum bu arada. Elimi kapattım. Şimdi çok rüzgar var çünkü şu an. Şimdi araca ilerleyelim ve kaleye doğru gidelim. Hoşçakalın. Kalede görüşürüz.
living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray, all I need. Biz şimdi Bodrum'un kalesine geldik sonunda. Alt katından direkt denize girilebiliyor. O dönem girerler mi bilmiyorum. Bu kale Bizans tarafından Osmanlı'dan korunmak için yapılmış o dönemde. Birçok yerinde de mesela hemen şurada da görüyorsunuz hac işaretleri var. Şimdi ilk önce sağ kanadını gezeceğiz. Daha sonra sol kanadına gideceğiz Bodrum kalesine. Sağ kanadında ne varmış, manzara nasılmış hep beraber bakalım. Şu an Bodrum Kalesi'nin en güzel köşelerinden birisindeyim. Kaleyi böyle bir buruna yapmışlar. Denizde de büyük ihtimalle ulaşım vardır diye düşünüyorum o dönemde. Şimdi biraz daha kaleyi gezelim. Gemileri çok fazla çekmeyen. Çünkü adamlar çıplak denizden çıkmış. Aşağıda bir depo varmış. Depoya doğru iniyoruz. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us. Bak, bunlar hep su altında bulunmuş, bulunduğu anın görsellerini paylaşmış. Denize gidelim. Yeter, yorulduk. Soğuk bu arada. Arkadaşlar, videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Haftaya yeni bir yerde, yeni bir vlogla karşınızda olacağım. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Gerçekten bunlar benim için çok önemli şeyler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bildirimleri açın lütfen. Ve lütfen beğenin artık.